Hepinize İzmir'den iyi akşamlar dilemek istiyorum. Bu vesileyle Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin bu akşam düzenlemiş olduğu webinara hoş geldiniz. Başlarken özellikle dernek başkanı Sayın Profesör Recaip Pabuççu Bey'e ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda da teknik destekten dolayı Global Turizm'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki konuşmacılarımıza ve siz sevgili dinleyicilerimize de şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi 50 yıla yakın bir geçmişi olmasına rağmen ART uygulamalarında başarılar aslında istediğimiz oranlarda değil. Tabii ki 50 yıl öncesine göre çok fazla yol kat edildi ama halen belki de bizim açımızdan en başarılı dediğimiz %100 bir gebelik ve canlı doğumla sonuçlanması olacak ki şu durumda halen buralara oldukça uzak durumdayız. Tabii biliyoruz iyi bir embriyo, iyi bir implantasyon ve gebelik süreci burada çok önemli. İyi bir embriyo için çok çeşitli faktörler elde edebilmek için söz konusu. İyi bir embriyo oluşabilmesi için birçok farklı durum önem kazanmakta ki bunlar içerisinde ovülasyon indüksiyonunun seyri çok önemli. Hatta implantasyon aşaması için bile ovülasyon indüksiyonu ve bu gece konuşacağımız son tetikleme dediğimiz trigger çok önemli bir rol oynamakta. Bu yüzden bu akşamki webinarın aslında ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. Konuşacağımız konu dual trigger mı yani gene RH analoglarıyla birlikte HCG mi ya da konvansiyonel bildiğimiz tek ajanla kullanılan yapılan trigger mı önemli? Aslında bize çok da yabancı değil. Gene RH analoglarıyla ben çok belki de konuşmacılarımızın da anlatacağı konu zaten çok yakın zamana ait değil. 1990'lardan itibaren gene RH analoglarının bu konuda kullanımını biliyoruz. Ama çift şekilde kullanımı yani dual şekilde kullanım daha son yıllara ait bir uygulama. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yeni görüşler nedir, ne yapmalıyız, kime yapmalıyız konusunu bu gece hep birlikte hem konuşmacılarımızdan dinleyeceğiz hem de konuşmacılarımızın sunumlarının sonrasında sizlerden gelecek sorularla tekrar tartışma imkanı bulacağız. Ben daha fazla uzatmadan ilk konuşmacımızı Profesör Ebru Öztürk'ü size takdim etmek istiyorum. Kendisinin bu konuda genel IVF konusunda da oldukça fazla tecrübesi var. Yurt dışında da Jones Institute'da bulunmuş. Yeni Delhi'de laparoskopi ve 2020 yılından beri Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Bahçeci Sağlık Grubu'nda görev yapmakta. Birçok ulusal ve uluslararası yayını da mevcut. Ben şimdi kendisine sözü vermek istiyorum. Kendisi bize dual trigger konusunda bilgi verecek. Buyurun Ebru Hanım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Umarım keyifli ve verimli bir akşam olur. Ben bugün dual trigger'den bahsedeceğim. Sunuma başlamadan önce nazik davetlerinden dolayı Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Evet. Slaytlarımızı paylaşalım. Evet, sizin Ege hocam da bahsettiği gibi doğal trigger, konvansiyonel trigger ajanı olan HCG ile birlikte GnRH analoglarının eş zamanlı olarak yumurta toplama işleminden yaklaşık 34-36 saat önce birlikte kullanılmasıdır. Burada aslında başlangıçta esas amaç HCG dozunun düşürülmesi olduğu için HCG 1500, 5000, 6500 ünitelerde uygulanabilir. Eğer GnRH analoğu yumurta toplama işleminden 40 saat önce uygulanır, HCG 34 saatte uygulanırsa yani eş zamanlı değil, HCG GnRH analoglarının prolong etkisinde kullanmak amacıyla farklı zamanlarda uygulanırsa da double trigger'dan bahsediyoruz.
Peki Generation adokları ne yapıyor da konvansiyonel HCG'den farklı etki gösteriyor? HCG'nin oluşturduğu birkaç gün süren FSH içermeyen LH surge'ü etkisinden farklı olarak Generation adokları 24 saat süren FSH'ı da içeren daha fizyolojik bir etkiyle LH surge'ünü sağlıyor. Peki burada farklı olan FSH'ın ne gibi etkileri var? Yapılan çalışmalar FSH'ın mayozun devam etmesinde, oositin nükleer maturasyonunda, oositin atılmasında, yine oosit kumulus kompleksinin ayrılmasında, granuloza hücreleri üzerinde LH reseptörlerinin artırılmasında rol oynadığını gösteriyor. Daha fizyolojik bir etki gösteriyor. Tarihsel sürece baktığımızda Generation analoglarına neden ihtiyaç duyuldu? Hepimizin IVF tedavisinde en çok korktuğu, kaçındığı komplikasyonlardan biri ovaryen hiperstimülasyon sendromu, olmazsa olmaz HCG uygulaması sonrasında ortaya çıkıyor ve OHSS'den kaçma, uzaklaşma alternatifleri düşünülürken Generation analogları 1990'larda IVF tedavisinde yavaş yavaş yerini alıyor. 2000'lere doğru özellikle IVF siklüslerinde antagonist protokollerin daha çok yer almasıyla Generation analoglarının OHSS'yi elimine ettiği, önlediği daha çok ortaya çıkıyor ve kullanımı artıyor. Ancak bu artan kullanımla beraber yeni yayınlar Generation analogları ile olan trigger sonrasında özellikle fresh cycle'larda devam eden gebelik oranlarının anlamlı oranda azaldığını gösteriyor. Bunun üzerine ki bunun mekanizması olarak da Generation analogları ile olan LH surge'ünün natural LH surge'ünden daha kısa 48 saat yerine 24 saat olması, plato çizmemesi dolayısıyla litolitik bir etki sebebiyle olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine 2000'lerin ortalarına doğru Generation analoglarıyla ilgili trigger uygulamalarında luteal support amacıyla HCG uygulamaları başlıyor. Bu konuda Humaydin'in yaptığı çalışmada özellikle OPU'dan 35 saat sonra yapılan 1500 ünite HCG uygulamasının konvansiyonel trigger kadar gebelik oranlarını sağladığı, luteal support'u desteklediği gösterilmiş. Her ne kadar burada luteal support amacıyla da olsa Generation analogları ve HCG uygulamaları bu 2000'li yıllarda gerek doğal trigger olarak düşük HCG ve Generation analogıyla birlikte gerek luteal support amacıyla daha çok kullanılmaya başlıyor. Daha sonra bu hiper responder hasta grubunda OHSS'yi önlemek amacıyla doğal trigger, GNH analogları ve HCG kullanımları olurken acaba bu kullanım diğer hasta gruplarında da yapılırsa matürasyon oranları artar mı, gebelik oranları artar mı diye prospektif randomize çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların en eskisi Sketcher ve arkadaşları tarafından 2008'de yayınlanmış. Yalnız bu çalışmada farklı olarak matür oosit sayısı artmazken gebelik oranları ve devam eden gebelik oranlarının doğal trigger lehine daha fazla olduğu saptanmış ve doğal trigger'ın aslında daha çok beklenen oosit matürasyonu üzerine olan olumlu etkisinden çok endometrium üzerinden olumlu etkisi olabileceği teori edilmiş. Burada da söylenen endometrial GnRH reseptörlerine agonistlerin antagonistlerden daha afiniteyle bağlandı ve antagonistlerin endometrium üzerine negatif etkilerinin agonist kullanımıyla azaltıldığı teori edilmiş. Şimdi hiperresponderlarla başlayan düşük doz HCG ile olan doğal trigger uygulaması yavaş yavaş diğer hasta gruplarına yayılırken bu arada İsrail'den özellikle maturasyona yönelik double trigger uygulamaları 2010'larda
gelmeye başlıyor. Burada ilk case olarak belirtilen hastada daha önce 7 kere empty folikül sendromu izlenen hastada, olgun oosit alınamayan hastada double trigger uygulanıyor ve bu hastadan 18 oosit, 16 olgun oosit elde edilerek gebelik elde edildiği bildiriliyor. Yine Haas ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarla double trigger'a yönelik oosit matürasyonunu artırdığına yönelik yayınlar 2010'lu yıllarda gelmeye devam ediyor. Haas ve arkadaşları 14 milimetrenin üzerindeki foliküllerin aspirasyonunda %50'den az oosit alınan gruba double trigger uyguluyorlar. Yani yumurta toplama işleminden 40 saat önce generage analoglarını, 34 saat önce de HCG'yi uyguluyorlar. Ve double trigger uygulanan grupta toplanan oosit sayısının, fertilize olan oositlerin, tab kuvveti embriyonun, gebelik oranlarının, hatta klinik devam eden gebelik oranlarının double trigger grubunda daha fazla olduğunu gösteriyorlar. Yine aynı grup bu sefer toplanan oositler içerisinde M2 oosit grubunun %66'nın olduğu bir hasta grubunda double trigger uygulaması değerlendirmesini yapıyor. Ve yine toplanan oosite göre elde edilen olgun oosit oranı az olan gruplarda, yani matürasyon problemi düşünülen gruplarda double trigger uygulaması sonrasında toplanan oositin, matür oositin, transfer edilen embriyo sayısının ve devam eden gebelik oranlarının double trigger lehine istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fazla olduğunu bildiriyorlar. Peki hyperresponder grupta o hassesi önlemek amacıyla düşük doz HCG ile uyguluyoruz. Grupları ayırmadan yaptığımızda matürasyon çok gelişmese de Sketcher ve arkadaşların gösterdiği gibi gebelik oranlarının doğal trigger grubunda olduğunu belirtiyoruz. Acaba normal responder grupta generage antagonist sikluslarında ne oluyor? Lin ve arkadaşları araştırıyor. Bunlar yine 2010'lu yıllarda yayınlanan bu çalışmada doğal trigger grubunda toplanan oosit, M2 oosit, implantasyon oranları, klinik gebelik oranları ve canlı doğum oranlarının daha fazla olduğu saptanıyor. Ben burada Ankara Üniversitesi'nden yapılan çalışmadan da bahsetmek istiyorum. Açıkçası biraz sonra bu şekilde yapılan randomize çalışmaların 2020'li yıllarda çıkan meta analizlerinden bahsedeceğim. Tek yayınlardan bahsetmeyeceğim. Ama Ankara Üniversitesi'nden çıkan, üniversitemden, ihtisas aldığım üniversitemden çıkan bu yayından da bahsetmek istiyorum. Burada da 3 kolda trigger ajanları değerlendirilmiş. Generage analogları, doğal trigger uygulanan grup ve HCG uygulanan grup arasında her ne kadar klinik gebelik oranları arasında fark izlenmese de tab kuvveti embriyo sayısının doğal trigger grubunda daha fazla olduğu anlamlı ölçüde saptanmıştır. Peki poor responder'larda ne oluyor? Poor responder'larla ilgili de olgu sayısı oldukça yüksek güzel bir çalışmada Gazi Üniversitesi'nden yakın tarihte yayınlanmış. Bundan da bahsetmek istiyorum ki burada poor responder'larda çok daha demonstratif bir fark izlenmiş. Doğal trigger grubunda toplanan oosit, matür oosit grubu yüksekken fertilizasyon oranları, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarının hem siklus başına hem de embriyo transferi başına doğal trigger grubunda anlamlı ölçüde daha iyi olduğu saptanmış. Evet, tek tek hani çok fazla yayından bahsetmeyeceğim ama yine geçen yıl 8 randomize kontrollü çalışmanın değerlendirildiği, 500'lerde hasta sayısının değerlendirildiği meta analizin sonucunda da doğal trigger tedavisinin canlı doğum oranlarını
konvansiyonel HCG uygulamasına göre artırdığı en son karar olarak konklüde edilmiş. Yine bu çalışmada Sketcher arkadaşlarından farklı olarak, 2008'lerde yapılan çalışmalardan farklı olarak meta analizde, ki onların çalışmaları da dahil edilmiş, toplanan oosit sayısının, matür oosit sayısının, fertilize oosit, kullanılan embriyo sayısının, canlı doğum oranlarının, klinik gebelik oranlarının, implantasyon oranlarının ve devam eden gebelik oranlarının doğal trigger lehine arttığı belirtilmiş. Tabii bu meta analizlerin en büyük handikapı heterojenitesi. Çünkü burada dahil edilen çalışmalarda, randevuzluk kontrolü çalışmalarda bir kere HCG, ürünel HCG kullanılan var, rekombinan HCG kullananlar var. Ürünel HCG'de dozlar çok farklı. 5000 ünite kullanan, 6500 ünite kullanan, 10.000 ünite kullanan var. Yine agonistler hem ajan olarak farklı hem doz olarak farklı. İnklüzyon kriterleri çok farklı. Hasta grupları çok farklı. Heterojen bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Yine geçen yıl yayınlanan, Çin'den çıkan bir başka çalışmada 15 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş. Burada sadece doğal trigger değil ki speptin, FSA ile co-trigger, generation analoglarını da içeren yayınlar dahil edilmiş. Ve bu çalışmada da doğal trigger grubunda toplanan oosit ve olgun oosit sayısının arttığı belirtilmiş. En son Fertisteril'de yayınlanan 29 randomize çalışmanın değerlendirildiği meta analizde doğal trigger grubu subgrup olarak değerlendirilmiş. Ve burada da toplanan ve matür oosit sayısının, klinik gebelik oranlarının doğal trigger lehine fazla olduğu belirtilmiş. Tabi burada doğal trigger matürasyon oranlarının, gebelik oranlarını artırsın diye uygulanırken OHSS riskinde azalma etkisinin de ortadan kalktığı belirtilmiş. En son Mayıs ayında, geçen yıl Mayıs ayında yayınlanan DELF konsensusunda da doğal ya da double trigger'da oosit matürasyonunun ve gebelik oranlarının anlamlı ölçüde yüksek olduğuna vurgu yapılmış. Ancak first line tedavi olarak doğal trigger'ın kullanılması için daha kuvvetli kanıtların olması gerektiği belirtilmiş. Sonuç olarak ben en son ÖTCD kongremizde Orvieto'nun sunduğu kime ne zaman konusunu slide ile paylaşmak istiyorum. Burada high responder hastalarda özellikle 20'nin altında oosit elde ediliyorsa, 20'nin üstünde all freeze kaçınılmaz. 36. saatte generation analogları kullanılırken transfer günü 1500 ünite HCG ile luteal support yapılarak generic analoğu ve HCG birlikte uygulanabilir diye sunulmuştu. Yine normal responderlarda 36. saatte OLP'dan önce hem generic analoğu hem de HCG uygulanabileceği belirtilmişti. Yine anormal oosit matürasyonu olanlarda double trigger, yani 40. saatte generic analoğu, 34. saatte HCG uygulaması en iyi tedavi gibi sunulmuştu. Poor responderlarda ise double trigger yapılabileceği gibi 34. saatte dual trigger da yapılabileceği, matürasyon ve gebelik oranlarının artırılması açısından önerilmişti. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Ebru Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bize dual trigger'ın kimlere nasıl kullanacağı ile ilgili güzel bilgiler verdi. Şimdi biraz madalyonun diğer tarafı diyebiliriz belki de konusunda. Yani konvansiyonel, şimdiye kadar yapılan konvansiyonel tek yönlü trigger acaba kime nasıl yapılır, yapılmalı mı konusunda Sayın Profesör Gökşen Önalan Bey'i
konuşmasını yapmak üzere davet edeceğim. Kendisi Başkent Üniversitesi'nde çok uzun senelerden beri zaten orada görev yapıyor ve 95'li yıllardan itibaren de IVF ile uğraşıyor. Konuyla ilgili reproduktif endokrinoloji ve IVF ile ilgili çok sayıda çalışması ve tecrübesi de var. Dolayısıyla bu konuda da kendisinin tecrübelerini de dinlemek bizim açımızdan iyi olacak. Buyurun Gökşen Bey, sizi dinliyoruz. Hocam öncelikle güzel bir toplantı olur umarım. Üreme Tıbbı Derneği'nin tüm üyelerine ve Sayın Başkanı'na öncelikle böyle bir organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Ebru Hocam çok güzel toparlamış. Gerçekten literatür çok dağınık bir literatür var. 1990'lardan itibaren günümüze gelen bir tarihsel süreç var. Onu çok gayet güzel topladı. Ben de onun için ikinci konuşmacı olmak istemiştim. Normalde 1990'da başlayan bir uygulama, geldik 2022'ye. Biz neyi paylaşıyoruz, neyi tartışıyoruz? Ondan biraz bahsedeceğim. Öncelikle klinikteki kullanımı 1930'lara varıyor HCG'nin kullanımı. Ve bu ajanla ilgili biz hala tartışabiliyoruz. Sunumumda da göstereceğim. Aslında literatür bu konuda biraz yanlı. Ben düzgün yapılmış çalışmalarla kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. Tam sayfa oldu galiba. Evet, tam sayfayız. Evet. Şimdi normalde normalde biz ne yapmaya çalışıyoruz? HCG ile LH arasında bir fark yaratmaya çalışıyoruz aslında. İkisinin kullandığı yolaklarla ilgili yapılmış çalışmalar var. HCG özellikle siklik AMP yolağını kullanıyor. Bunun karşısı bize neyi getiriyor? Daha yoğun bir testosteron, yani steroidojenik bir etkisi var. Karşılığı da daha yüksek progesteron, daha iyi bir mikrofoliküler çevre gibi görünüyor. LH ne yapıyor peki? LH erkin kısa açılımını söyleyeceğim. Ekstrasöder sinyal düzenleyici protein kinaz 1 ve 2 yolağını ve AKT yolağını kullanıyor. Daha çok growth faktör uyarıcı bir sistem. Büyüme faktörleri salgılanıyor. VEGF'inden IGF'ine kadar. Anti-apoptotik bir özelliği var. Sonuçta bize sağladıkları fayda, bizim IVF'de yaptığımız işlemin mikrofoliküler bir faydası da var. Artı işte mayozu tetiklemesi ve diğer bir seçeneği. Buradan sonrasına gelirsek. Şimdi biz bunu pratikte ne yapıyoruz peki? Biz pratikte bir hastaya bir kıyafeti giydirmeye çalışıyoruz. Ama bu kıyafeti giydirirken de aslında bir IVF siklusunda olabilecek 6-7 tane değişken protokol, uygulama, bu neyin dışında? Hastanın yaşı ve endikasyonu dışında. Yani kadın yaşı ve endikasyon dışında bizim 6-7 tane değişkenimiz var. Siklusta analog mu kullandık, antagonist mi kullandık? Kullandığımız FSH ürünler mi, rekombinant mı? Ovülasyonda trigger neyle yaptık? Embryo seleksiyonu zaten bir tamamen subjektif bir kriter. Lüteal faz desteği. Buraya eklenmesi gereken hocam bir de şu var. Normalde biz başlanan transfer başına gebelik oranını söylemeliyiz veya kümülatif gebelik oranlarını söylemeliyiz. Literatürü bu gözle değerlendirmek lazım. Literatürdeki veriler çok dağınık. Biraz önce Ebru Hocam da bahsetti. Kullanılan preparatların üriner HCG'si de var ve kombinant HCG de var. Antagonist siklus kullanılmış, agonist siklus kullanılmış. Selection biasları var. Embryo seleksiyonlarında farklılıklar var. Hepsi değişkenlik gösterebilir. Bunların hepsini gerçekten standart hale getirdiğimizde kafa kafaya yapılan çalışmalarda ne olmuş? Ben onları göstermeye çalışacağım. Şimdi bizim takip ettiğimiz guideline'lar. Ben ASRM'ye de baktım, ESHRE'ye de baktım. ESHRE'nin guideline'ı 2020 Mayıs'ında, Nisan'ında çıkmış ve guideline'ın önerisi şu. Yani sadece yüksek yanıtlılarda
GnRH agonisti verebilirsiniz veya HCG'yi 5 gün verebilirsiniz dikkatli kullanımda. Buna neden olan çalışmaları sıralamış. Eşrenin çalışmaları çift kör randomize kontrolü çalışmaları dikkate alıyor. Eşre bize şunu öneriyor. Yani şurayı okumakta fayda var. En altta probably not recommend. Yani biz bunu normal yanıtlı hastalarda, normal yanıtlı çiftlerde GnRH agonistinin HCG ile dolutegravir arasında bir fark yok diyor. Bu 2017'de düzgün yapılmış bir çalışma. Link'in çalışması onu baz almış. Bir altında ne yazıyor? Bir altında da şunu söylüyor. Kullanılan GnRH analoglarının dozları, işte bu buserelin olabilir, lekolit olabilir. Doz finding, dozları arasında fark var mı yok mu? Bununla da ilgili bir çalışma olmadığı için bunların optimal dozları olmadığından dolayı normal pratikte kullanmayı önermiyor. Eşrenin 2020 Nisan ve bundan sonrası da çıkmadı. Peki ben buna bakarak literatürde neler yapılmış? Literatürde hocam sadece bir tane double blind randomize kontrolü çalışma var. Yapıldığı yıl 2020 Mayıs. 2016'da başlamışlar. Kümülatif gebelik oranlarına bakmışlar. Ve iki grup arasında fark var mı yok muyu en iyi değerlendiren, kendilerinin de iddiası bu, çalışma biziz diyor. Casper grubunun çalışması da var. Burada yapılan şey şu. İki grup ayırmışlar. Grupların bir tanesinde HCG'de 78 hasta, Dual'da 77 hastayla başlanmış. Ben bu çalışmayla ilgili letter yazılmış sonradan otörlere. Onunla da ilgili bahsedeceğim. Yani en iyi çalışmamız bu. Bu çalışmanın da defektleri mi, açıkları mı var? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Çok fazla rakama boğmadan anlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde bu çalışmaya alınan olgu sayısı toplamda buradan 78-77 ile başlıyor. Demografik veriler arasında fark yok. Antagonist siklus kullanıyorlar, analog siklus kullanmıyorlar. Antagonist başladıkları gün LH içeren bir preparat kullanıyorlar. Bu üriner olabiliyor, rekombinant olabiliyor. Yani bir LH etkisi oradan eklenmiş olabiliyor. Yani normalde rekombinant FSH kullanıp rekombinant FSH ile devam etmiyorlar bu grup. Antagonist grubu artı üriner HCG kullanıyor. Rekombinant HCG kullanmıyorlar. Yani sonuçta başlangıçta kullanılan ilaç dozları bir merkez çıkışlı ve karar veren otör de bir kişi. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Yani kimi donduralım, kimi transfer edelim, kime fresh yapalım, kime donduralım kararını bir otör veriyor. Bu çalışma en iyi çalışma görünen çalışma. Şimdi burada başlanan hasta sayısına baktığımızda 78-77, sonra bu gruba eklenen 6 hasta hangi grupta? HCG grubunda 3 dolutegravirde 6 hasta aşırı yanıt verdikleri için gruptan çıkarıyorlar. Yani sonuçta bunlar hiper yanıt veren hasta grubu. Ne demek? Karşılığında çok yumurtası, karşılığında matur olsun fazla, ona bağlı yüksek kaliteli embriyosu olabilecek grup. Bunlar daha sonra çalışmaya burada görüyorsunuz. Yani normalde exclude edildiği halde başlangıçtaki yumurta alınan hasta sayıları 77-78. Çalışmanın altına bakarsanız buraya 74. Yani bunu dahil etmişler. Aşırı yanıtlı hastaları çıkardık dedikleri halde en alta baktığımızda 3 tane sosyal nedenli hastaya çıktığında 77'den 3'ü çıkardığımızda 74. Yani gene yüksek yanıtlı hastaları ekleyerek sonuca varmaya çalışmışlar. Zaten bu konuda da yapılan letter, siz baştan yüksek yanıtlıları çıkardığını söylüyorsunuz ama analize aldığını söylüyorsunuz. Daha sonra otörler de tekrar yaptıklarını ve gene arada işte fark olmadığını iddia eden bir cevap yazmışlardı. Yani sonuçta yüksek yanıtlı hastalar exclude edildiği halde çalışmaya alınmış durumda. Antagonist siklusu, üriner FSH kullanılıyor ve bu hastalara LH desteği yapılıyor. Ne zaman? Antagonist başladıkları gibi. Ne uzun etkili bir analog kullanılıyor ya da ne bileyim işte sadece rekombinant FSH. Şimdi bu çalışmayla devam edersek, bu çalışmanın bize getirdiği şey
şunu söylüyor. Gebelik oranlarında artış var, matürasyonu yüksek, embriyo alınmış, oosit alınmış durumda. Ama kümülatif gebelik oranlarında fark yok hocam. Kümülatif gebelik oranları arasında P değerinde bir fark yok ama diğerlerinde bir fark var. Lojistik regresyon yapmışlar. Altta da görünüyor zaten. Lojistik regresyonda tek belirleyici olan matür oosit sayısı. Yani siz ne kadar çok oositiniz varsa bu gebelik oranına yansıyor ama kümülatif gebelik oranına yansımıyor. Biraz önce de söyledim, çalışmanın eksklüd edilmesi gereken 6 aşırı yanıtlı hastayı eklediğinizde belki bu yanıtın oluşmasına neden olabilir. Yani literatürde otörlerin de iddia ettiği tek randomize çift kör çalışma bu. İkisini kafa kafaya değerlendiren. Şimdi ben bu yazıyı görene kadar önce şaşırdım çünkü toplamda baktığınızda 150 hasta üzerinden biz bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı? Yani bir tek çalışma. Buradan devam edeceğim hocam. Bu normal responder grupta. Şimdi geldik. Metaanalizler, yani bir sürü 5 benzemez çalışmayı bir sepete koyuyorsunuz, bir yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar da düşük yanıt gruplu hastalar seçilmiş, yeni yapılmış bir çalışma. Metaanaliz 2022 yılında yayınlanmış. Bakıldığında hiçbir gebelik oranında, implantasyon oranında, canlı doğum oranlarında artış saptanmıyor. Burada zaten bütün çoğu çalışma güvenli çalışmalar değil. Artı bir de çalışmalar retrospektif dizaynda yapılmış. Selection bias diye bir şey var sonuçta. Yani biraz önce Evri Hocam da gösterdiği çalışmada. Burada düşük yanıtlı hastalara Bologna kriteri mi kullanacağız biz? Poseidon mu kullanacağız? Bologna kriterleri kullanılmış çalışmaların çoğunda. Bir tek çalışma şu ana kadar Poseidon 4'ü değerlendirmiş. O kadar. Gerisi Bologna kriterleri. Onlarda da normalde seçim kriteri, biraz önce Evri Hocam bir tanesini gösterdi, Ankara çalışmasını. Seçilen hastalar retrospektif olarak taranmış. AMH bakılmamış, sadece antralkolikül sayımı en basitinden onu söyleyeyim. Yani bu bir objektif kriter olmayabilir. Bakanlar arasında fark olabilir. Yani antralkolikül sayımını tek kişi yapsa da fark olabilir. Yani objektif kriter seçilmemiş. Buradan çıkan sonuçta yine gruplar arasında fark yok görünüyor. Peki ne oluyor olabilir? Yani biz bu farkı niye saptayamamışız? Bu Haas grubunun yaptığı, Orvieto'nun da içinde bulunduğu bir grup. Bunların yayınladığı neye bakmışlar? Tunnel yöntemiyle granuloza hücrelerindeki apoptoz oranlarına bakmışlar. Bulmak istiyorlar. Yani 90'dan beri kullanılıyor. Ne olmuş da bu korpusyon lizis oluyor? Niye biz bunlara işte yüksek doz lütealfaz desteği yapmamız gerekiyor sonrasında? HCG kullanılanlarda apoptoz oranları en düşük. Dual kullananlarda orta, sadece agonist kullananlarda apoptoz çok yüksek. Bununla da kalmamışlar. Bu grup bir sonraki yine immünolojideki yasal çalışma yapmış. Bu tanıla güvenmemişler. Yine aynı sonuç çıkmış. Yani sonuçta HCG bir şekilde stratejik etkisiyle, mikrofoliküler çevreyi korumasıyla korpusyon lizisini önlüyor. Ve bunun da gebelik sonuçlarına, matur sonuçlarına da olsa etkisi olabilir. Şimdi bir de şu var. Ben geçenlerde LH desteğiyle ilgili bir konuşma yaptım. İlgimi çeken şey polimorfizmdi. Yani biz şimdi LH polimorfizmden bahsediyoruz. Ve toplumlar arasında ciddi farklar var. LH'nın polimorfizm göstermesi bize neyi gösterebilir? Sonuçta biz agonist trigger yaptığımızda bunun yanına dual ekleyelim mi? Yani HCG ekleyelim mi? İnanın bulduğum şeyler ilginç rakamlar var. Mesela ülkeler arasında fark var. Danimarka'da %13 tespit edilmiş. İtalya'da %12-13. Yani bir de böyle bir olay var. LH'nın polimorfizmin de sonuçta bir bizim yaptığımız tedaviye etkisi olabilir. LH desteği kime verelim? Vermeyelimle ilgili yapılan çalışmalarda polimorfizmden bahsediyor yaygın olarak.
Benim bu literatür taramamda ve ciddi olarak taradığımda da inanın beni şaşırtıcı bulan, yani bulduğum şey, ben de yaptım, pratikte yaptığım bir şeydi ama eldeki veriler, çalışmaların kaliteleri iyice irdelenirse aslında bir fark olmadığını, sadece belki ovaryen hipersinyasyon grubunda bir fark olacağını söylüyor. Konuşmanın başlangıcında hocam siz bir konudan bahsettiniz. 50 yıldır bu işler yapılıyor diye. Max Planck Nobel ödüllü bir müellif. Bir çok beğendiğim bir sözü var. Yani siz bir scientific doğruyu karşıtlarınızı ikna ederek ulaşmayın diyor. Bir nesil geçsin, ondan sonraki nesil bunu kullanıyorsa bu kullanılacak demektir diyor. Bu hakikaten benim günlük pratikte de bunu nerede kullanmışlar? NST gelecekte olsun mu olmasın mı? Yani bence bazı şeyler oturmuş artık. Bunun yanına biz ne ekleyebiliriz, ne çıkarabiliriz? Biz onları konuşuyoruz. Ama eldeki veriler, inanın hani bir agonist siklusu başka, antagonist siklusunun özelliği başka. Üriner LH, üriner HCG kullanmak farklı, rekombinant. Şimdi FSH eklenmiş çalışmalar var. Yani HCG yapıldıktan sonra ertesi gün, OPU'nun ertesi günü yüksek doz FSH yapmışlar. İşte LH, gene LH'nın etkisi FSH'yı da arttırıyor. İnanın iki çalışma var. İkisinde de FSH kullanımının HCG'den bir gün sonra ne oosit maturasyonuna ne oosit sayısına bir faydası gösterilmemiş durumda. Yani sonuçta FSH, endojen FSH'yı arttırıyor. O da çok doğru bir sonuç olmuyor. Yani benim gördüğüm, literatürü taradığımda bulduğum sonuçlar bunlar. Teşekkür ediyorum. Evet, Gövşen Bey, çok teşekkür ederiz. Tabii bakış açıları farklı olabiliyor ama bizim buradaki amacımız belki de tartışarak sizlerin sorularıyla da kime en doğrusu, hangisi olacak gibi görünüyorsa ona karar vermek. Aslında Max Planck'ın söylediği, evet, doğru, ikna etmeye uğraşmamak lazım. Hangisi doğruysa zaten kendiliğinden yerini bulacaktır. Ama şunu da unutmayalım, hayat da geçiyor. O geçen süre içerisinde doğruyu bulmaya çalışırken bazı kişiler de şanslarını kaybetmiş olacaklar. Bir de bu taraftan bir düşünmekte belki fayda var. Yani tartışılacak çok fazla konu olabilir. Şimdi sorulara ben geçmek istiyorum. Sevgili Hikmet Hassa hocamızın bir sorusu var. Kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Diyor ki, polikistik over olgusunda OPU'da tek overde folikül aspirasyonu negatif çıkmış ise diğer overe yaklaşım nasıl planlanmalıdır? Bu olgularda sonraki sikluste dual trigger'ın yeri olabilir mi? Şimdi başlamak isteyen var mı acaba? Cevap vermek üzere. Evet. Buyurun. Hocam bu konuda şimdi aynı seansta diğer over'e yaklaşımı soruyorsa hani o siklus içerisinde hani daha sonra beklenilmesi çok mantıklı durmuyor. Tabii burada prolong kaçıncı saatte trigger'ın yapıldığı önemli. 35 ise 36'ya çekilebilir. Ama benim literatürden gördüğüm bu hasta grubunda double trigger da yapılabilir. Eğer HC östrojen seviyeleri çok yüksek değilse. Doğalden ziyade double trigger düşünülebilir. Gövşen Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani yanlış anladım. Folikül sendromu gibi bir şey mi sordu hocamız? Ben öyle anladım sanki. Overde folikül aspirasyonunda oosit elde edilememişse diye ben anlıyorum. Ama Hikmet Hocam, siz belki tekrar bir açıklık kazandırabilirsiniz chat bölümünden. Ben de öyle anladım. Bir folikül, bir overden aspirasyonda hiç oosit elde edilemediyse diğer overe belki de biraz daha bekleyelim mi aspirasyon için gibi sanki yorumladım ben. Hocam böyle bir olgu olduğunda biz kanda gebelik seviyesine bakıyoruz. HCG'sine. Durduruyoruz okuyu. Veya idrarda gebelik testi yapıyoruz.
Sonuçta pozitifse veya HCG seviyesi 100'ün üzerindeyse ilaç kullanımıyla ilgili bir hata olmadığını düşünüp tekrar OPA'ya devam edebiliyoruz. Yaptığımız çok sık bir şey değil gerçi ama yani benim de bir tane 2002 yılında empty follicular sendromu ile ilgili tümör reproduction'a bir yayınımız var. Orada mesela sonra ertesi günde yani tekrar OPA yapılabilir, HCG yapıp ama biz ilacın yanlış kullanılıp kullanılmadığını test ettikten sonra bir sonraki basamağa geçmeye çalışıyoruz. Hastadan HCG gönderiyoruz. Bir saatte çıkıyor veya ilaç testini de anlayabiliriz. Böyle bir yaklaşımımız olabilir. Bunun dışında da genelde empty folikülün temelindeki olay azalmış over rezervi. Aydın Arıcı'nın çok güzel çalışmaları var bununla ilgili. Yani empty folikül demek bir yerde azalmış over rezervi demek. Poor responder, zayıf yanıtlı hasta demek. Yani biz normalde boş folikül sendromunu yanlış ilaç kullanımı dışında yani genelde azalmış over rezervine bağlıyoruz. Evet, Hikmet Hoca bir açıklık getirdi. Dediğimiz gibi doğru anlamışız. Bir taraftan hiç folikülden oosit elde edilemediyse ki hakikaten böyle olgular oluyor. Şöyle ki bu olguların bir kısmında gerçekten HCG'nin etkisinin olmadığını görüyoruz. Bazen baktığımızda kan biz de bakıyoruz. Böyle geçmişte bizim de bazı olgularımız oldu. Hiç oosit elde edilemedi. Tabii ilk overi bırakıp ikinci overi buna artık girmeyelim diyemiyorsunuz. Onu da aspire ediyoruz. Zaman zaman yani az sayıda olsa birkaç tane oosit çıktığını biliyoruz. Ama bunda belki birkaç gün ara verip tekrar bir doğal stimülasyona da gitmek söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sorularımız var. Ben bir taraftan oraya da bakıyorum. Sıradan gidiyorum. Doçent Doktor Alev Özer Hanım, Gövşen Hoca kime double trigger yapıyor? Nasıl uyguluyor? Doz nasıl? Saat nasıl oluyor? Şimdi ben normalde onu savunmuyordum ama soru bana geldi. Orbieto'nun 2015 yayınları var. Çok mantıklı. Ebru Hocam da bahsetti biraz önce. Poor'lara, poor responder'lara 40. saatte ta denk gelecek şekilde analog trigger 200. HCG'yi de 34. saate getirmeye çalışıyor. Aynı şekilde bu güzel bir yayını var. Aynı şekilde daha önce matur oosit çıkmayanlara da aynı şekilde 40. saate analog, 34. saate HCG ama bu poor responder'lar için ve daha önce matur oosit çıkmayanlar için. Ama normalde 36 saatte yapmak yeterli. Orbieto'nun 2015'te iki tane güzel yayını var. ÜTD'de konuşmasını ben de dinledim. O slaytlarının aynısı 2015 yayınında var. Evet. Erol Bey'in bir yorumu var. Bizim deneyimlerimiz normal responder ve poor responder'larda bireyselleştirilmiş luteal faz desteği. Yani daha yoğun luteal faz desteğiyle konvansiyonel trigger'a göre daha yüksek gebelik oranı elde ediyoruz. Zaten yayın olarak da yakında yayınlanacak. Luteal faz desteğinin de burada daha farklı bir önemi olduğunu kendisi de vurgulamış. Esin Kasap Hanım'ın bir sorusu var. Hangi agonisti kullanıyorsunuz ve dozu nedir acaba? Ebru Hanım'a yönelteyim ben bu soruyu. Triptorelin kullanıyoruz. Hani 0-1 de kullanılabilir ama 0-2 daha çok tercih ettiğimiz bir doz. Evet. Sizin farklı bir uygulamanız var mı? Maalesef. Zaten Türkiye'de seçenekler sınırlı. Bu bizim çalışmada Suprefac kullanmışlar o 2020 çalışmasında. Biyoyaralanım arasında en iyisi hani subkutan kullanımlar, intranazal kullanımlar da vardı ama Allah'tan o kullanılmamış o çalışmada. Evet, biz de 0-2 kullanıyoruz. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. HCG ile analog arasında 1 saatlik bir süre verdiğimiz vakalar oldu. Yani 35 ve 36. Bunlardan da gayet iyi bir cevap elde ettik. Bir de şöyle bir şey, sorulara devam edeceğim ama yani bizim gördüğümüz özellikle hastaya PGD yapılacaksa, çünkü yayınların bir kısmında evet embriyo kalitesi daha iyi oluyor,
daha matür oositler elde ediliyor ama sonuçta gebelik oranları arasında çok büyük bir fark yok diyen yayın grupları da var. Dolayısıyla burada bir açıdan belki de blastosiste, eğer blastrofektoderm biyopsisi yapacaksak, blastosiste gidecek olan yumurta embriyo sayısını arttırmak açısından bir avantajı olabilir. Özellikle düşük cevaplı hastalarda ya da biraz daha asenkron gelişmiş bir folikülogenezis varsa, bazen 17-18 iki tane folikül oluyor, arkasından gelen 14-15 ya da 13-14 oluyor. Bunlarda sanki biraz daha iyi bir matür folikül sayısı, yani daha doğrusu oosit sayısı elde ediyoruz gibi. Bizim tabii daha sayı çok fazla olmadığı için çok kesin bir şey söylemek mümkün değil ama gördüğümüz bu. Şimdi Alev Özer Hanım'ın tekrar bir sorusu var. Ebru Hocam, yumurtaların çoğu empty zone'a çıkarsa sonraki siklusta neleri değiştiriyor? Ben yine de double trigger'ı denerim bu hastalarda da. O zaman siz şöyle düşünüyorsunuz. Yani oosit folikül duvarından disosiye olamıyor muhtemelen. Evet. Değil mi? Bunun için de double trigger'daki özellikle FSH'ın buradaki muhtemelen olumlu etkisinden faydalanmak uygun olacak şeklinde. Şimdi sorular, teşekkürümüz var. Sayın Mustafa Usoy Bey, yeni bir sorusu var. Hiperstimülasyonlu siklusta GnRH analoğu ile trigger yapılan vakada total freezing planlanıyorsa dual siklus önerir misiniz? Yani yine de freezing yapılacak ama buna rağmen dual bir dakika, trigger mi demek istedi acaba? Dual siklus yazmış çünkü. Bir daha okuyayım soruyu. Hiperstimülasyonlu siklusta GnRH analoğu ile trigger yapılan vakada total freezing planlanıyorsa dual siklus önerir misiniz? Evet, ben size sorayım. Nasıl bir yorum yaparsınız soruya? Eşe guideline'ı yapabileceğimizi söyleyeceğim. Yani sonuçta sadece trigger HCG'le de yapılabilir, dual da yapılabilir. 5000 üniteye ürünler kullanıldığında eşve guideline'ını da gösterelim biraz önce. 5000 ünitede de HCG trigger'da yapılabilir. All freeze yapılacaksa. İlla dual yapması şart değil. Yani tabii bu all hiperstimüle hastaların genelde en büyük sorunlarından bir tanesi oosit kalitesinin iyi çıkmaması. Büyük oranda bu bir sorun çıkıyor. Profazlar çok çıkabiliyor. Dolayısıyla hem embriyonun kalitesi daha düşük oluyor. Bir de tabii bu kadar yüksek E2'nin implantasyon üzerine büyük sorunu çıkabiliyor. Kaldı ki sonrasında hiperstimülasyon gelişme riski de var ama tabii analog trigger için savunulan mekanizmalardan bir tanesi implantasyon üzerinde de antagonistli sikluslarda analogla trigger yapıldığında bu negatif etkiyi bir miktar düzelttiği yönünde ama bütün etkileri acaba düzeltebiliyor mu? Tabii bu biraz herhalde daha üzerinde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ebru Hanım, siz nasıl düşünüyorsunuz ama yani OHSS vakaları için spesifik olarak transfer yapılabilecek gibi olabilir mi? All freeze için tabii zaten ayrı bir konu da. Yani burada oosit sayısı önemli özellikle. Yani 20'nin altında oositlerde denenebilir. Evet. Şimdi Ebru Hanım'a bir güzel cümle geldi ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Daha sonra söylerim. Çünkü isim olarak, yani telefon olarak var. Kendisini çok seviyorlar ve çok başarılar diliyorlar. Şimdi Pınar Hanım'dan bir sorumuz var. Adana Başkent olarak deneyimimizde poor responderlarda double trigger uygulamasında çok fazla erken folikül rüptürü gördük.
Ebru Hanım'ın bununla ilgili yorumu nedir? Teşekkür ediyorum. Burada double trigger'ı uyguladıkları saat önemli. 35 saatse hani belki daha öne çekilebilir. 34'e çekilebilir. Double uygulamışlar, pardon. Belki doğal trigger'ı 34 saatte uygulayabilirler. Benim double trigger uyguladıklarım genellikle 2-3 folikül olanlar ve asenkronize olanlar. Tek folikülde hani daha çok 34 saatte doğal trigger'ı tercih ediyorum. Yani benim kişisel deneyimim bu yönde. Peki bunu yaparken Elaş'ın sizin açınızdan bir cutoff'u var mı? Antagonist kullanıldığı halde bile Elaş'ın yükseldiği, yani kaçakların olduğunu görüyoruz. Çeşitli sebepleri olabilir bunun ama yine de bu durumda acaba saatlerde bir farklılaştırmak, yani saat farklılarını biraz daha farklı yapmak uygulamada daha iyi olabilir mi sizce? Yani böyle bir şey mi oldu acaba diye düşündüm şimdi erken de çatlıyor dediği için. Peki hocam, biz simülasyon protokolünün takibinde rutin Elaş bakmıyoruz. Ama şükuver rezervlerde, özellikle az foliküllerde ya da doğal trigger uygulayacaklarımızda dediğiniz gibi bakarak bir timing yapılabilir. Evet. Çünkü olabiliyor. Biz rutinde bakıyoruz hocam. Deha biz bakıyoruz. De bakıyoruz. Evet, 5'in üzeri bizim için kritik rakam hocam. Kaçın üzeri? 5'in üzeri. 5'in üzeri. Evet. Yani antagonist başlamadıysak antagonist başlıyoruz veya bir önceki değerinden daha fazla 2 ya da 3 kat arttıysa o bizim için önemli oluyor. Opus saatini ona göre erken almaya çalışıyoruz. Evet. Yani yapılmış prostaglandin inhibitörü kullanıyoruz. HCG günü. Tabii ki empty çıkma ihtimali artıyor çünkü zaten 1 veya 2 oositli pur yanıklı hastalar. İşte prostaglandin inhibitörü kullananlarda oos kalitesiyle ilgili olumsuz olduğunu gösteren çalışmalar var ama hani elimizde bir oosit olması için önce bir korumamız gerekiyor. Prostaglandin inhibitörü kullanabiliyoruz. Bir de DHA'nın seviyesi bazalden 2-3 kat arttıysa o zaman erken opu yapmaya çalışıyoruz. Evet, biliyorsunuz Göçen hocam. Ya 2 saat ya şöyle 34'te yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Yani Orvieto'nun o çalışması çok doğru yani. Sonuçta 34 bu işin herhalde minimum olması gereken süre. İzmir'den Fatma Horasan Altıntaşoğlu'nun bir sorusu var. Poor responder'da HCG'yi OPU artı dördüncü saat mi, birinci saat mi daha iyi, yayını var mı? Çok teşekkürler demiş. 2015 Orvieto'nun yayını var efendim. Evet. Peki ne diyor yayında? Bir daha tekrarlayalım. Ebru hocam slide olarak gösterdi, aynısını söylüyor. Yani poor responder'larda 40. saatte analogdan 40 saat sonra HCG'den 34 saat sonra OPU yapın diyor. Aylin Orhaner'in bir sorusu var. Long analog siklusta trigger günü HCG artı analog kullanmak konusundaki fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Long analog siklusta trigger günü HCG artı analog. Şimdi analog siklusunda zaten antagonistli siklusta biz bunları kullanabiliyoruz. Ama sizlerin de varsa bir farklı bir görüşünüz alabiliriz. Da tekrar analog artı HCG ile bir uygulama yapmanın sizin de alalım fikrinizi Gülşen Bey. Hocam şöyle çalışmanın tam tarihini bin hatırlamıyorum ama normalde son antagonistle analog yapıldığı saate bakılmış. Yani o antagonist yapılma saatiyle analog yapıldığı saate bakıldığında yanlış hatırlamıyorsam 12 saat gibi bir sürenin bile etki etmediği, yani bir zararı olmadığını gösteren bir çalışma hatırlıyorum ama şu an hani yıl ve otorini hatırlamıyorum.
Ama buna bakılmış. Yani antagonist yapıldıktan kaç saat sonra trigger'da analog kullanalım diye. Ama soru farklı bir şey sormuş. Analog uzun protokol kullanan hastada. Yani analog kullandıktan sonra anladım. Tekrar trigger için HCG artı analog yapılmasını. Yani zaten analog etkisinde anladım. Olan bir hastaya HCG artı analog verilmesinin etkisi diye. Yani ben şahsen... LH'sına bakılarak karar vermek lazım hocam. Evet. Yani LH'sı çok suprese ise yani o zaman analog kullanmayabiliriz. Suprese bir LH varsa HCG yeterli olabilir. Hipersünde değilse. Evet, şimdi başka soru bakıyorum. Çok sorumuz var. Biraz çabuk gitmemiz lazım gibi. Nedense yok, pardon. Erol Bey'in bir sorusu var. Erken ovülasyon antagonist sikluslarda bilhassa poor responder ve uzamış foliküler faz serum LH düzeyi ölçümleri önemli. Bu durumda çift doz antagonist kullanmak uygun olabiliyor. Soru değil aslında, bir katkı. Sizlerin bu konuda bir katkısı olur mu? Katılıyorum hocam. Kesinlikle. Evet. Evet, bununla maalesef biz oldukça sık karşılaşıyoruz. İşte zaten LH bakmanın da özellikle bu hastalarda önemi ortaya çıkıyor. Çünkü zaten iyi olmayan bir folikülogeneiz ile karşı karşıyayız. Beklemediğimiz bazen folikül çaplarında bile LH'de hakikaten yükselmeler karşımıza çıkabiliyor. Ve belki de hiçbir şey çıkmayacak diye düşündüğümüz vakalarda da çok da güzel oositler çıktığını, fertilize olduğunu da gördük ayrıca. Ama tabii kesin bir şey söylemek için daha çok çok erken. Çünkü sizler de söylediniz. Bu neticede hasta başına yapılması, düzenlenmesi, düşünülmesi gereken tedaviler. Her hastanın özelliği kendisine göre farklı. Hep bunu söylüyoruz. Patient tailored IVF. Yani herkese aynı şey, rutin, klişeleşmiş kullanılamıyor. Kullanılmamalı ya da daha doğrusu. Ki başarı şansı buna göre gelsin. Ama tabii arada herkesin de kendisine göre ufak da olsa nüans farklılıkları olabiliyor. Bu da tabii başarıda işte etki ediyor. O yüzden belki hastanın daha önceki sikluslarındaki davranışı da tabii bizler için önemli. Yani diyelim ki empty folikül olmuş ya da hastanın oosit kalitesi iyi değil. Matürasyonu iyi değil. Bunları bilmek herhalde bir sonraki siklus için bir fikir vermek ya da siklus tetiklemesini yaparken farklı alternatifleri düşünmek açısından daha önemli olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum başka soru aslında galiba yok. Ben bir öncekileri de hepsini baştan gördüğüm için atladığımız soru var mı diye ona bakıyorum. Zannediyorum. Başka soru gördüğüm kadarıyla yok. Peki o zaman sizlerin söylemek bir mesaj geldi, şimdi bakalım. Bir bayanın AMH değeri kaç olmalıdır şeklinde bir soru. Şimdi tabii biraz açmak lazım aslında soruyu ama bu kadardan en azından söylemek istediklerinizi ben sorayım size. Ebru Hanım, siz hazırlık yaptınız. Buyurun. Evet. Cevap verecek gibi duruyorsunuz. Sorularımızdan da katılanlar çünkü paylaşmıştık webinarımızı. Öyle düşünüyorum. Tabii yaş çok önemli. AMH değerleri iyi olsa bile oosit kalitesi düşük olabilir. Ya da AMH düşükken de oosit kalitesi iyi olabilir. 1.3 ve üzeri değerleri biz iyi kabul ediyoruz. Hani 1'in altına düştükten sonra artık düşük over rezervinden bahsediyoruz. AMH değeri kadar muayenedeki sayılan antral folikül sayısı da bizim için çok kıymetli. Çok düşük değerlerde daha iyi sayılar görülürse iyi sonuçlar alınabiliyor.
Evet, Gökşen Bey sizin var mı bir yorumunuz? Hocam, bir alt sınır, beş üst sınır diyoruz. Birin altındaki rakamlar bizim için, yani 1.2 de hasta hatırlasın diye konuşmadınız. Bir alt sınır, işte biri 10 parmak diyoruz. 0.5 çıktıysa 5 parmağımız var gibi bir şey yorum yapıyoruz. Sonuçta hani 5'in üzeri politik veri gösterilir. Antral politik sayımı günlük pratiğimizde 3. elimiz artık olsa son. Çok rutinde yaptığımız bir şey. Güvenilirlikleri %95'e kadar çıkmış, o bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Yani bu konuda deneyimli bir hekime gitmek, AMH ölçümü yapılmadan da bir vajinal ultrasonlu over rezervini ve volümünü değerlendirmek mümkün. Evet, ben de katılıyorum. Şöyle ki, yani aslında AMH için tabii global bir sayıdan konuşmak lazım. AMH ölçümüne de belki olduğundan çok daha fazla önem vermemek lazım. Çünkü bakıyoruz bazen AMH'sı çok düşük. Hakikaten antral folikül sayısı gayet güzel ve hiç o düşük AMH'ya uymayan bir cevap veriyor hasta. Ya da bunun tam tersi de söz konusu olabiliyor. AMH'sı gayet iyi olduğu halde belki başka şeyler de var. FSH reseptör polimorfizmi vesaire. Hasta yüksek AMH'sına rağmen çok iyi cevap veremeyebiliyor. Burada başka bir konu daha var. AMH'nın her ne kadar bir siklus içerisinde nispeten stabil olduğunu düşünüyor isek de AMH için alınan kanın saklanma koşulları da burada tabii önemli. Dolayısıyla uygun koşullarda saklanmıyorsa bu kan farklı değerlerde verebilir. Yani gerçek değerinin dışında değerlerde verebilir. Dolayısıyla herhangi bir tutarsızlık dikkatimizi çekecek olursa o zaman belki bir daha bir tekrar yapmak da gerekebilir. Ama sadece AMH artı Ebru'nun da söylediği gibi, Gökşen Bey'in de söylediği gibi antral folikül sayısıyla birlikte bir yorum yapmak önemli ve tabii hastanın yaşı da burada çok önemli. Sayı önemli ama kalite de önemli. Oositin kalitesi açısından yaş da hepimizin bildiği gibi en önemlisi sonuçta. Evet. Şimdi sorularımız geldi bu arada. Hemen onlardan bahsedeyim. Alev Hanım'ın bir sorusu var. Gökşen Hocam, full responder'lara protokolü letrozol ekliyor musunuz? Full responder'lara şöyle, letrozol ekliyoruz. Onu öncelikle söyledim. Ama daha çok biz dondurma siklusu veya pulling yapacağımızda bir klomen veya işte klomifen stat veya letrozol kullanıyoruz. Ve genelde de 2'nin altında, 2 ve altında oosis sayısı gördüklerimize antral folikül sayımında letrozol başlıyoruz. Donduracağımızda daha çok tercih ediyoruz. Yani çok bilimsel desteği olmasa da endometriyomalı hastalarda işte aromatizasyonu bloke etsin, endometriyozislerde, endometriyomalılarda aromatizasyon maalesef bozuluyor, gösterilmiş durumda. Onun için belki endometriyom olan hastalarda biraz daha tercih ediyoruz. Siklusun uyarımında. Ama normal pratiğimizde 2 ve altında OSC gördüklerimize oral preparat veriyoruz. Herhalde şeyi de eklemek burada yararlı olacaktır. Özellikle meme seyahı olgularında bir oosit ya da embriyo kriyoprezervasyonu söz konusu ise östrojeni yükseltmemek adına bu hastalarda da yine bu tarz aromataz inhibitörlerinin kullanılmasının büyük faydasını görüyoruz. Pınar Çağlar Aytaç Hanım'ın yine bir sorusu var. OASS riski olacak olan hastada dual trigger planlarken HCG dozu minimum yeterli metafaz 2'yi elde etmek için kaç olabilir? Yani dual trigger yapılacak, OHSS riski var. Ama yeterli metafaz 2 oosit de elde edebilmemiz için minimum HCG'yi ne kadar yapmak gerekir? 1500 ünitelere düşülebilir. Ancak buradaki en büyük sıkıntı üriner HCG ülkemizde yok. Yani şu anda piyasada yok.
Hani onu rekombinan HCG'den dozu yaklaşık olarak ampulü bölerek planlamak gerekecek. Evet, tabii. Evet, Gökşen Bey sizin var mıdır? Hocam literatürde çok fazla bununla ilgili çalışma var zaten. 1500 alt sınır görünüyor. 1500'de bile metafazikçi orsite elde etme şansımız var. Rekombinantın içeriği 6500 üniteye denk geliyor. Yani onu da karşıt olarak hani üçte biri veya kullanılabilir. Ama hani bu pratikte çok yapılabilecek bir şey mi? Yani. Evet, tabii pratik ayrı bir konu. Hastalarımızın eline yazılı veriyoruz. Bazen bir bakıyoruz. Yani son yıllarda çok fazla tabii yok bu üriner preparatlarda vesairede toz su karışımı yapılırken. Yani sizlerin de başına gelmiştir. Su, yani etken maddeyi değil, sadece suyu enjekte edip gelen hastalarımız oluyor. Ya da tam tersini sonradan enjekte edilmesi gereken HCG'yi antagonist zannedip antagonist zamanında HCG'yi enjekte edenler olabiliyor. O yüzden bir de tabii bu ayarı yapmak biraz zor ama yapan da vardır, yapabilen de var tabii ki. Sorunlarımız da oluyor tabii. Alev Hanım'ın bir sorusu var. Freeze All için, Gökşen Hocam, Freeze All için kullandığınız östradiol değeri cutoff'u nedir? Hocam yani literatürde yani aşırı yanıklı hastalar için 3500 pikogram yazar. Yani 3500 pikogram. Oosit sayısı olarak da hani 15 ile 20 arası Freeze All uygun gibi görünüyor şu andaki verilere göre. Ama hani ideali 20 ve üzeri. Ama benim 3 folikülde hipersümde olan hastam da var. Yani oradaki olay farklı olabilir ama sonuçta 3500. Ebru Hanım, sizin var mı bir görüşünüz ya da limitiniz diyelim? Yani ben 2500'ün üzerinde çok fresh yapmamaya çalışıyorum. Hani 2500'ün üzerinde ama hani hastanın özellikle yurt dışından gelen hastalarda tekrar gelme şansı yoksa 3500'lere kadar şansımızı devam ettiriyoruz. Yani fresh için zorluyoruz. Evet. Tabii şu da var. Bu OHSS olgularında oosit kalitesi double trigger da yapılsa çok çok iyi olmaya da biliyor malum. Dolayısıyla dondurma aşamasına geldiğimiz zaman bazen dondurma stresini ne kadar kaldırabilecek acaba diye düşünülen embriyolar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden tabii burada mutlaka hastayı baz alarak burada herhalde değerlendirme yapmak gerekiyor. Biz OHSS şüphesi olduğunu düşündüğümüz bir hasta olduğu zaman, çünkü yumurta yani oosit sayısına göre karar vermek bazen çok uygun olmayabiliyor. Kişiden 5 oosit de biraz önce Gökşen Bey'in söylediği gibi yani düşük sayıda oosit de çıkabiliyor ama E2'si yüksek olabiliyor. Dolayısıyla 2500 ya da 3000'in üzerindeki 3000 diyelim üzerindeki vakalara çok fazla transfer yapmamaya çalışıyoruz. Eğer ki bir mecburiyet söz konusuysa da o zaman mutlaka luteal faz desteğini ayarlamak açısından transferin 4. günü hastayı bir ultrasona davet ediyoruz ve ona göre değerlendirmesini luteal faz desteği açısından da yapmaya çalışıyoruz. Evet Ebru Hocam, bir şey söyleyeceksiniz herhalde son slide geldiğine. Yok, mühendislerden biri paylaşmayı istemiş sanırım yan tarafta. Öyle mi? Evet, şimdi gördüm. Son slide. Fatma Hanım İzmir'den. Ebru Hocam'ın son slide'ı poor ve normal response'da saatleri gösteren sunumu tekrar gösterebilir miyiz? Fatma Hanım, buyurunuz. İsteğiniz üzerine tekrar paylaştı. Evet, teşekkür ediyorum. Başka soru göremiyorum şu anda. Teşekkür eden dinleyicilerimiz var. Zamanımızı da geçtik aslında. Bize ayrılan süre bir saat. Ama ben bölmek istemedim. Çünkü sorular burada çok önemli oluyor. Hem konunun anlaşılması, hem eve götürülecek mesajlar, hem de pratik uygulama açısından kullanılabilecek olan
yöntemleri hakikaten uygun ve doğru kullanmayı belki yol göstermek açısından da. O yüzden sizlerin son olarak söylemek istediği herhangi bir ilave etmek istediği şey var mı Ebru Hanım? Size soralım kapatmadan önce. Ege Hocam, yine ben tekrar Reme Tıbbı Rahisi Derneği'ne bize bunları anlatma şansı verdiği için ve sizin de güzel moderasyonunuz için size çok teşekkür ederim. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Şunu anlıyorum, hastalık yok, hasta var, hep duyduğumuz bir şey. Ama sonuçta bir çift karşımıza geldiğinde ben size sadece şunu yapabilirim, öbürünü yapamam demek olmuyor. Literatür tamam bizi bir şekilde yönlendiriyor ama yani bir şaşırtıcı bir şey oldu. Tek çalışmayla bu kadar hastaya trigger yapılması, ben kendi adıma da söyleyeyim, ben bu kadar beklemiyordum. Daha arkası destekli bir şey bekliyordum. Yani değişik bir tecrübe oldu benim için bu sunum. Teşekkür ediyorum tekrar hocam. Evet, teşekkür ederiz Gökşen Bey. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Herkes acaba daha iyi ne yapabilirim? Acaba gebelik oranını arttırmak için ne yapabilirim? Ve bir iki tane de pozitif çalışma çıkınca çok büyük ihtimalle ben de bir bakayım ne çıkıyor, nasıl oluyor şeklinde bu çalışmalar birbirini devam ettiriyor. Ama konuşmaların hepsinin de ortak noktası aslında bütün bu yapılan randomize kontrollü çalışmaların belki de çok iyi planlanmamış olması. Yani tabii ki %100 her şeyi aynı hasta gruplarını bulmak çok zor. Bunu bulduğumuz zaman ancak biz çok net olarak konuşabiliriz. Bunu tabii ki yapamıyoruz ama mümkün olduğu kadar aynı grup hastaları bir araya getirip yapılabilirse çalışmalar ve tabii ki belli bir süre geçmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi her vakaya dual trigger yaptıktan sonra bunları birleştirip de bir şey ifade etmek açıkçası çok anlamlı değil dediğiniz gibi. Bunun için de bir süre zamana ihtiyaç var ama tabii zamanı da çok da uzun tutmamak lazım. Fakat çok kısa bilgilerle, çok yeni bilgilerle de hemen bazı bilinen şeyleri de değiştirmemek lazım. O da tabii yine düşünmemiz gereken bir konu. Bu arada teşekkürlerimiz geliyor Nilay Hanım'dan, Fatma Horasan Hanım'dan. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Katıldığınız sorularınızla da bu webinarda canlı tuttuğumuz için hepinize gerek konuşmacılarımıza, gerek seyircilerimize, Üreme Tıbbı Derneği'ne ve Global Turizm'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir başka webinarda görüşmek üzere ya da yüz yüze görüşmek üzere diyerek hepinize İzmir'den sevgiler gönderiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.